Herkese selam. Hani böyle çok meşhur filmlerde çok meşhur ikililer olur ya. Mesela Cehennem Silah serisinde Martin Riggs, Roger Murtaugh ikilisi, Bitirim ikili de işte Chris Tucker ve Jackie Chan ikilisi. Hatta yerli olarak Tarkan ve Kurt'u bile örnek verebiliriz. İşte bugün öyle bir ikili var karşımızda. i9-11900K işlemciyle MSI MPG-Z590 Gaming Carbon Wi-Fi incelemek için konuğumuz oldular. Hatta MSI MPG-Z590 Gaming Carbon Wi-Fi Intel test sistemimizin de yeni anakartı olacak. Intel işlemcilerle yapılacak tüm testlerde bundan sonra bu anakartı kullanacağımızı da söyleyelim. Evet şimdi önce bir i9-11900K işlemcimizin devasa kutusuna bir bakalım. Üzerinde kocaman oyun için tasarlandığı yazısını görmekteyiz. Kutuyu cidden beğendim. Intel cam küp falan bayağı da böyle albenili olmuş. 11. neslin en kral işlemcisini aldığınızı size belli eden bir kutu tasarımı var kesinlikle. Birazdan anakart testlerimizi de kendisiyle yapacağız. Sıcaklık değerlerine falan iyice bakacağız. Yüksek TDP'ye sahip bir işlemciyle bu testleri yapmak anakartın yük altında sıcaklık değerleri konusunda da bize daha objektif bilgiler verecek. Gelelim anakartımıza. Önce kutu açılışımızı yapalım. Bakalım bu çok zengin kutu içeriğinde neler var? Onları bir görelim. Önce Wi-Fi antenlerimizi gösterelim. Üst tarafa anakartın yanına konumlanmış. Artık masaüstü PC'lerde çok sorulmaya başlanan Wi-Fi desteği böyle üst düzey bir anakartta daha doğal olarak yerini almış durumda. Bunun dışında kutunun altına geçelim bakalım oradan neler çıkacak. Bir adet MSI amblemi, bir adet MPG stickerları, hızlı kurulum kılavuzu, ürün kayıt kartı, shutout player, ürün kataloğu, kablo stickerları, MSI ürün ödül programı katılım kartı ve artık sürücü diskinin yerini alan ve nihayet dediğimiz flash disk MSI anahtarlık şeklinde iki tane tornavida ki bu çok hoş düşünülmüş bayağı bir hoşuma gitti. Anakartın içeriğinde bir diğer alışık olmadığımız şey de bir adet MSI temizlik fırçası. Bu da anakart içeriklerinde nadiren görülebilecek bir güzel aksesuar. Kablo kısmına geçtiğimizde ise bir adet Corsair RGB LED uzatma kablosu, bir adet Rainbow RGB LED uzatma kablosu, iki adet SATA kablosu ve bir adet RGB LED çoklayıcıyla M2 vidaları ve seti ile anakartın kitapçı kutu içeriğini oluşturmakta. Şimdi anakartın en önemli özelliklerinden biri olan faz yapısına ve Z490 Gaming Carbon Wi-Fi anakarttan farklılıklarına değinelim. Z590 Gaming Carbon, kardeşi Z490 Gaming Carbon'dan faz yapısı konusunda devasa şekilde üstün. Z490 Gaming Carbon, 12 artı 1 artı 1 düet rail faz yapısına sahipken, ve her bir fazdan 60 amper güç sağlayabiliyorken Z590 Gaming Carbon 16 artı 1 artı 1 duet rail faz yapısına sahip ve her bir fazdan 75 amper güç sağlayabiliyor. Yani iki anakart arasında faz yapısında önemli bir değişiklik söz konusu. Bununla birlikte MSI'nin Korbus teknolojisi Z490 Gaming Carbon'da olduğu gibi Z590 Gaming Carbon'da da var. Faz yapısındaki değişikliklere bağlı olarak CPU güç konektörlerinde de farklılıklar var. Z490 Gaming Carbon 8 artı 4000 güç bağlantısına sahipti ama Z590 Gaming Carbon 8 artı 8000 güç bağlantısına sahip. Şimdi burada bilmeyen arkadaşlar için de bu durumu tekrar anlatalım. Tek 8000 güç bağlantısı 384 Watt'a kadar olan ihtiyacı tamamen karşılamakta. Yani tek 8000 aslında her şey için yeterli ama Tabii ki hep dediğimiz gibi güç kaynağınız 8 artı 8 bin şeklinde bağlantı yapmanıza izin veriyorsa o şekilde yapmanızda da hiçbir sakınca yok. Soğutma sistemine bakalım. Aslında anakartın çok kapsamlı bir soğutma sistemi var dersek sanırım en doğrusunu söylemiş oluruz. Çokların üstünde ekstra bir termal pedle, mosfetlerin üstünde 7 watt per meter kelvin termal pet bulunmakta. Üstlerinde ısı dağılımını sağlayan bir ısı borusu ve en üstte de ağır kaplama heatsink yer alıyor. Soğutma sistemi olarak Z590 Gaming Carbon'da Z490 Gaming Carbon'a göre daha donanımlı bir sistem geliştirildiğini söyleyebiliriz. Alt tarafta da genişletilmiş chipset, soğutucu, M.2 soğutucularla da birleşmiş ve bu kısımda soğutma sisteminin adeta voltronu oluşturduğunu görüyoruz. Faz yapısı farklılığını göz önüne aldığımızda dediğimiz gibi Z590 Gaming Carbon'un soğutma sisteminin Z490'a göre daha kapsamlı olduğunu söylememiz mümkün. Belleklere baktığımızda ise Z590 Gaming Carbon'un toplamda 128 GB RAM desteğine sahip olduğunu görmekteyiz. Bir DPC yani Dim Spur Channel Single Rank olarak 5333 MHz'e kadar hıza desteği var. Bu değerler 2 DPC ve Dual Rank olarak değişebiliyor ama sonuçta 5333 MHz'e kadar desteği olduğunu söyleyelim. RAM slotları Z490 Gaming Carbon'daki gibi gene zırhlı yapıda değiller. Hep dediğimiz gibi RAM slotlarının zırh yapıda olması zaten çok da fazla önem teşkil eden bir durum değil. Geldik PCI slotlara toplamda 2 tane PCI Express 4.0 x16 ve 1 tane PCI Express 3.0 x16 ile 2 tane de PCI Express 3.0 x1 yuvamız mevcut. Üstteki 2 tanesi yani zırhlı olan PCI yuvaları dediğimiz gibi PCI 4 destekler. Üstteki slot x16 hızında Altındaki slot X8 hızında ve en alttaki PCIe Express 3.0 slotsa X4 hızında çalışmakta. Zırhlı yapıda olan slotların işlemciden destekli olduklarını ve diğer slotların anakarttan destekli olduklarını da söyleyelim. Şunun da hatırlatmasını yapalım: PCIe 4 slottan sadece 11. nesil işlemcilerde faydalanabiliyorsunuz. Eğer 10. nesil işlemcilerde kullanacaksanız bu slotların PCIe 3.0 olarak çalışacağını unutmayın. Tabi oyunlarda performansı etkisinin yok denecek kadar az olduğunu da söyleyelim. AMD kartlarında 3-way crossfire yapabilme imkanınız var. Z490 Gaming karbonda olan SLI desteği bu anakartta maalesef yok. Sırada depolama var. Z590 Gaming karbon toplamda 3 tane M.2 slotuna ve 6 tane SATA 6 gigabit per second portuna sahip. 3 tane M.2 slotunun hepsi termal pet destekli soğutma yapısına sahipler. Tüm M.2 SSD slotlarına termal pet desteği sunulması gerçekten çok iyi olmuş. Bu slotlardan EMK1 yani üstteki M.2 slotu işlemciden PCI 4.0 X4 destekli. Diğer slotlar anakart destekli PCI 3.0 X4 olarak çalışıyorlar. Bir hatırlatma daha yapalım. Üstteki slot sadece 11. nesil i5 ve üstü işlemcilerle PCI 4.0 X4 hızında çalışabiliyor. Maalesef i3 veya 10. nesil işlemcilerle PCI 4.0 olarak kullanamayacaksınız. Birçok kişi Z490 Gaming Carbon'un PCI 4 desteği olmadığını sanıyordu ama aynı şekilde Z490 Gaming Carbon'da da 11. nesil işlemcilerde PCI 4.0'dan faydalanabilme imkanınız var. Bunu da dipnot olarak söylemiş olalım. Üstteki M.2 slotu 2210 boyutlara kadar M.2 SSD'leri destekliyor. Alttaki M.2 slotları ise 2280 boyutlara kadar M.2 SSD'leri destekliyorlar. SAT aygıtlarda RAID 0, 1, 10 ve M2'lerde de RAID 0 ve 1 desteği bulunuyor. Artık giriş çıkış portlarımıza bakma zamanı. Sol tarafta işlemcisiz BIOS update için flash BIOS tuşunu görmekteyiz. Onun yanında üst üste tam 4 tane USB 2.0 portu konumlanmış. Bunlar klavye, fare veya işte kulaklık gibi aygıtlarınızı bağlamak için bu kadar fazla sayıda düşünülmüş. Böylece boş yere diğer hızlı portlarında işgal edilmesi engellenmiş. Hemen yanında işlemcinin Entegra GPU'su ile kullanmak isterseniz HDMI ve Display portlar yer almışlar. Onun yanında işlemcisiz BIOS update yapabileceğiniz Flash BIOS portu var. İşlemi yapmak için bu portu kullanıyorsunuz. Aynı zamanda bu portun üstteki portla birlikte USB 3.2 Gen 2 olduklarını da söyleyelim. Onların üstünde iki tane mavi renkte USB 3.2 Gen 1 portlarını görmekteyiz. Sağ tarafta da USB 3.2 G2 portu bulunuyor. Onun altında ise USB 3.2 Gen 2 tip C portu konumlanmış. Üstlerinde ise 2.5 G'den bağlantımız bulunmakta. Hemen yanında Wi-Fi anten konektörleri var. Anakartın Wi-Fi 6, 6 GHz, 802.11ax ve Bluetooth versiyon 5.2 destekli olduğunu da önemli söyleyelim. Onların yanında da ses bağlantılarıyla birlikte optik ses çıkışı yer alıyor. Ses kısmına geldiğimizde ise artık anakartların zaten ses konusunda müthiş işler çıkarttığını sanırım söylememize gerek bile yok. Bu anakartta da yüksek tanımlı ALC 4080 ses işlemcisi yüksek kaliteli ses kapasitörleri kullanılmış. İyi bir hoparlör ya da kulaklıkla kullandığımız takdirde ses konusunda anakartın şov yapacağını kesinlikle söyleyebiliriz. Ses kalitesinin anakart üzerindeki elektriksel ortamdan da tamamen izole bir şekilde korunduğu önemli vurgulanmış. Şu an ekranda da bu durumu görebiliyorsunuz. Yani normal bir kullanıcıysanız ses kartı peşinde koşmanız tamamen vakit ve para kaybı olacaktır. Bu anakartta hoşuma giden bir diğer özellik hata ayıklama kodu ekranının olması. Bu noktadan gördüğünüz hata kodlarını anakartın kitapçına bakarak sorunun nerede olduğunu kolayca anlamanız mümkün. Bu önemli detayı da söylemiş olalım. Ana kartın RGB desteğine gelirsek karbon yazısının ve MSI ejderhasının bulunduğu kısım RGB destekli. 29 tane efekti 16.8 milyon farklı renkte verebilmeniz mümkün. MSI Dragon Center yazılımı içinden Mystic Light ile istediğiniz şekilde RGB ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Zaten dediğimiz gibi sisteminizde MSI bileşenleriniz varsa Dragon Center'da mutlaka sisteminizde yüklü olsun böylece gerekli tüm ayarları ve updateleri bu program üzerinden yapabiliyorsunuz. evet şimdi gelelim anakartımızın performansına. öncesinde bios ekranını bir gösterelim bakalım sistem ne durumda. i9 11900k işlemcimizde hiçbir overclock bulunmamakta. sadece xmp açık şekilde 32 gb ram'imizi kendi hızı olan 3000 mghz'i kullanıyoruz. overclock ayarları gördüğünüz gibi çok geniş İstediğiniz şekilde işlemcinize ve RAM'lerinize overclock yapabilmeniz mümkün. Bu arada anakartınızın BIOS update'inde mutlaka son sürüme güncellemeyi unutmayın. Bizim anakartımız video yapıldığı tarihte son sürüme güncellenmiş şekildeydi ama mutlaka başka update'ler de gelecektir. Dragon Center yazılımı üzerinden zaman zaman bu durumu kontrol etmeniz mümkün. MSI Core Liquid 240R işlemci soğutucuyla yaptığımız performans testleri için şimdi Windows'a geri dönelim ve Ekrandaki değerlerin neler olduğunu anlatalım. Şu an alt tarafta işlemci sıcaklığını, onun yanında toplam işlemci kullanımını, onun yanında işlemcinin anlık olarak çektiği gücü, onun sağında platform controller hub sıcaklığını ve üstünde MOSFET sıcaklığıyla birlikte CPU package yani tüm PCB ile birlikte CPU yani tüm çipin sıcaklığı diyebiliriz kısaca. Bunu görmektesiniz. Cinebench R20 testinde işlemciye daha da fazla yük binmesi açısından video kayıt programı açtık. Video kayıt programı da açıkken ortaya çıkan sıcaklık değerlerinde işlemci 84.5 dereceye kadar çıktı. İşlemcinin anlık olarak çektiği güç de 201 Watt civarındaydı. Platform Controller Hub ve MOSFET'ler yük altında ideal sıcaklık değerleri olan 50-60 derece arasında kalmayı başardı. 53-54 derecede gidip geldiler. Buna bağlı olarak kayıt programının da etkisiyle 5826 puan aldık ama normalde bu işlemcinin stok halde 6000 puan üzerinde aldığını söylememiz de mümkün. Tabi stok hal dedik anakart stok halde işlemciye gereksiz yere fazla voltaj da verebiliyor. Yani bunu BIOS'tan düşürüp çok daha düşük sıcaklık değerleri elde etmeniz de mümkün. Bunu bilerek ellemedim çünkü işlemcinin sıcak çalışması anakartın sıcaklığını ne kadar etkiliyor bunu net şekilde görelim istedim. Bununla birlikte CPU Z de bir stres testi yaptık. Cinebench'e göre çok daha uzun olan bu testte işlemci maksimum 78.5 dereceye çıktı ve anlık olarak 166 Watt güç tüketimi varken Platform Controller Hub'da MOSFET'ler gene ideal çalışma sıcaklıkları olan 50-60 derece arasından taviz vermediler ve 54-55 derecede gezdiler. Yani sonuçlar oldukça iyiydi. MSI MPG Z590 Gaming Carbon Wi-Fi her şeyi çok beğendiğim dört dört bir ana kart olmuş. Soğutma sistemi, faz yapısı, tasarımı, termal pad destekli M.2 slotları, bolca USB portu, RGB desteği, zengin kutu içeriği yani her şeyle gerçekten çok iyi. Z490 Gaming Carbon ana kartla farklarını da göstermek istedim ki gelen yenilikler iyice anlaşılmış olsun. Tabi MSI'ın tüm Z490 anakartları PCIe 4.0 altyapısına sahipler ve 11. nesil işlemcilerle birlikte MSI Z490 anakartlarınızla da PCIe 4.0'dan faydalanabiliyorsunuz. Yani sadece bunun için Z590'a geçmeye değmez. Fakat sıfırdan anakart alacaksanız artık almışken Z590 almanız tabii ki çok daha iyi olur. Z590 Gaming Carbon Wi-Fi da bu konuda en güzel seçeneklerden biri. Peki madem öyle o halde fiyata bakalım. Videonun yapıldığı gün anakartın İtopya'daki fiyatı 3670 liraydı. Fiyat her an değişebiliyor yani onu söyleyelim. Hatta siz bu videoyu gördüğünüzde inmiş de olabilir artmış da olabilir. Bunun kontrolü artık anakart almak isteyen arkadaşlara kalıyor. Umarım keyif aldığınız bir inceleme olabilmiştir. Kanala destek olmak isterseniz abone olup video bildirimlerini açmanız yeterli. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. or checkle.